geçtikçe daha da erken başlayan askeri ücret tartışmaları 2022 yılı boyunca hiç bitmedi. Geçtiğimiz sene Ekim ayında Türk İş Başkanı 45 yılın acısını çıkartacak bir zam alacağız diyordu. Hamdolsun işçileri enflasyona indirmedik diyenlerin %50 zam mı? Daha Şubat olmadan buharlaştı. Elbette tek tartışma askeri ücret değildi. Geçinmemek, dayanamamak, güvencesiz çalıştırılma koşulları da tüm toplumsal kesimlerin gündemi olarak açığa çıkmaktadır. Geçtiğimiz yıl kayıtlı çalışanların %69'u askeri ücret civarında. 8.4 milyon özel sektör işçisi ise askeri ücretin %20 daha altın ücretlerle çalışıyordu. Sefalet ücreti dayatması günden güne artmaktadır ve biz işçi emekçiler her geçen gün bunu daha fazla hissetmekteyiz. İşe giderken bindiğiniz minibüsten pazar alışverişine, bir kalıp peynirden çocuklarımızın okul masrafına, bizlerin her kalemi tek tek burada saymasına ihtiyaç yoktu. Bize lazım olan bunlara karşı nasıl mücadele edeceğimizdi. Asgari değeri insancıl yaşam! Asgari değeri insancıl yaşam! Asgari değeri insancıl yaşam! Çünkü açıktır. Bu da kötü yönetim değil. Yanlış ekonomi politikası değil. Bu bilinçli bir tercihtir. Kapitalizmin işleyişi böyledir. Devlet sermayedarların devletidir. Mecliste bütçe görüşmeleri yapıldı. Bu bütçenin %85'i biz emekçilerin cebinden çıkmaktadır. Cengiz'inden Sabancısına, Kanyon'undan Koçuna, tüm sermayedarların vergi borçları sürekli silinmektedir. Ancak bizim sırtımızdan kepçeyle ondan vergilerin dönüşüldüğü bütçede çocuklarımıza okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi teklifi reddedilmiştir. İşte bunlar bizim askeri ücretimizi belirleyecek masaladır. Masanın bir bacağında patronlar, bir bacağında güya işçi temsilcisi, 50 binlik, 60 binlik maaşlarıyla Türk iş bürokratları, bir bacağında ise patrondan çok patroncu devlet bulunmaktadır. Bu masadan işçiler yöneticileri lehine hiçbir şey çıkmayacaktır. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. Bizler işçi emekçi birliği olarak bunun için çağrıda, bunun için eylemlerde bulunuyoruz. Kendi kaderimizi elimize almak için örgütlenmezsek, birleşip mücadele etmezsek bu ucuz tiyatro sahnesini dağıtamayız. Bizim elimizde hayatı yaratan üretimden gelen gücümüz var. Bu gücü örgütlü mücadeleyle buluşturup ücretli kölelik düzenini bertaraf edebiliriz. Onun için diyoruz ki ücretli kölelik düzenini yıkmak için birleşirsek insanca yaşam açlık yoksulluk sınırıyla ölçülemez. Yoksulluk sınırı Ekim ayında 24.185 liradır. Nüfusun 51 milyonu insanı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Milyonlarca insan asgari yaşama mahkum edilemez. İnsanca yaşamaya yetecek ücret herkesin hakkıdır. Kanunsuz ücretli kölelik düzeni. Kanunsuz ücretli kölelik düzeni. Kanunsuz ücretli kölelik düzeni. Onun için diyoruz ki biz de ücretli kölelik düzenini yıkmak için birleşirsek asgari ücreti işçi düşmanı bir komisyon belirleyemez. İşçilerin büyük çoğunluğunu ilgilendiren bir ücrette işçi sınıfının söz ve eylem hakkı bulunmak zorundadır. Asgari ücret grevli toplu sözleşme kapsamına alınmalıdır. İşçi sınıfını savunan her türlü örgütlülükle sendikalarda, fabrikalarda, mahallelerde, okullarda, hayatın aktığı her yerde, komitelerimizde, meclislerimizde, birliklerimizde örgütlenerek grevlerle,
direnişlerle insanca yaşanacak bir ücreti belirleyebiliriz. Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Çağrımızdı. Ücretli kölelik düzenini yıkmak için birleşirsek, eğitim, sağlık, barınma en temel insan hakkıdır. Ücretli olamaz. Gıda, giyim, su, elektrik, doğalgaz harcamaları, insani ihtiyaç oranında ücretsiz karşılanır. Geçtiğimiz kış, elektriği, doğalgazı kesilen abone sayısı 4,5 milyondu. Geçilmeyen köprülere, gidilmeyen havaalanlarına, ödenmeyen şirket kredilerine ayrılan öderek, bizlerin parasını, temel insani ihtiyaçlarımızı sizden söke söke ücretsiz bir şekilde alacağız. Hak verilmez alını zafer sokakta kazanılır. Hak verilmez alını zafer sokakta kazanılır. Hak verilmez alını zafer. Bizler ücretli kölelik düzenini yıkmak için birleşirsek, iş ve gelir güvencesi olmayan kimse kalamaz. Esnek, güvencesiz, kuralsız çalıştırmalarla çalışma saatleri her geçen gün artmaktadır. 12 saate, 14 saate varan mesailer hem işçileri düşük ücrete hem de işsiz diye mahkum etmektedir. Ücretlerin azalmadan iş saatlerinin azaldığı, işsizliğin ortadan kaldırıldı. Herkese gelir güvencesini sağlandığı bir hayat mücadeleyle mümkündü. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın sınıf dayanışması. Bizler ücretli kölelik düzenini yıkmak için birleşirsek her yaşadığımız vergi aldatmacasına son verebiliriz. Sermaye sahipleri sürekli bir şekilde vergiden muaf tutulurken bizlerin maaşı vergi dilimlerinden kesintilere uğramaktadır. Asgari ücret ki adı üstünde en asgarisidir. En azıdır, gelir vergisinin hiçbir dilimine giremez. Tüm ücretli çalışanlardan dolaylı dolaysız tüm vergilerin alınması durdurulmalıdır. Vergiler halkı sömüren sermaye sahiplerinden alınmalıdır. Emekli maaşları da dahil hiçbir ücret asgari ücretin altında kalamaz. Açlık sınırı 7.425 lirayken emekli aylıkları 3.500 lira civarındadır. 25 yıl, 30 yıl çalışırken sömürüldükleri yetmiyor gibi emekli olduktan sonra da emekliler ölüme terk edilmektedir. Asgari ücret bir insanın alabileceği en düşük ücrettir. Ve bugün artık toplumun tamamını ilgilendirmektedir. Emekli aylıkları da dahil hiçbir ücret asgari ücretin altında kalamaz. Asgari değil, insanca yaşar. Asgari değil, insanca yaşar. Asgari değil, insanca yaşar. İşçi Emekçi Birliği olarak çağrımızdı. Tüm İstanbul halkına ücretli kölelik düzenini yıkmak için birleşirsek çocuklarımız okullarda aç kalmaz. Onlara en az okullarda ücretsiz bir öğün yemek verilir. Açıklanan enflasyonla hissedilen enflasyon arasında en az 5 kat fark vardı. Geçtiğimiz yıl sadece elektrik ve doğalgaza 9 kez zam yapılmış ama ücretler aynı oranda artmamıştı. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. Bu aralık ayında da yine bir sefalet ücreti dayatması işçi sınıfı. Sana dayanışması. Yaşasın.
emekçilere çağrımızdır. Açlığa, yoksulluğa, sefalete, yoksulluğa karşı ücretli köy düzenini yıkmak için birleşmeye çağırıyoruz. Biz işçi ve emekçiler tutmuş anlamıktan olarak birleşirsek bu temeli sistemini yerine bir ederiz. Bizler haklarımıza, geleceğimize sahip çıkmak zorundayız. Bizlere dağıtılan köleliği kabul etmek zorunda değiliz. Bizler meydanlarda, alanlarda olmaya devam edeceğiz. Son olarak basın açıklamamıza katılan HDP İstanbul Milletvekili Muhtar Piroğlu'na ve basın emekçilerine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, dağılmadan önce